Zalimler iktidarını sağlamlaştırmak için bugün de masum insanların canıyla, kanıyla, malıyla oynamaktadırlar. İşte o hal tablosu ortada. Yüz binlerce insan haksız, hukuksuz bir şekilde işlerinden edildi. Bu insanlar aç bırakıldı, aileleriyle birlikte adeta açlığa terk edildi. Emekler her gün artan hayat pahalılığı içinde yaşam savaşı veriyor. Çiftçiler, öğrenciler, esnaflar yine öyle. Nuriye ve Semih 211 gündür açlık grevinde. Haksızlığa karşı bedenlerini ortaya koydular, ölümle pençeleşiyorlar. Bugün işçiler açısından aynı durumda karşı karşıyayız. Sosyal devlet güçlü işveren karşısında işçinin haklarını koruyan devlettir. İş mahkemeleri işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlığı işçiyi korumak amacıyla çözmek için kurulmuştur. Ama bu torba kanunda yer alan zorunlu arabuluculuk sistemi işçiyi korumak bir yana işçinin kazanılmış haklarını da gasp etmektedir. AKP iktidarının uyguladığı politikaların amacı da işte budur. 15 yılda Cumhuriyet tarihi boyunca kazanılan tüm haklar birer birer gasp ettiniz. AKP döneminde kaç işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti? Sizler bunu biliyor musunuz? Resmi rakamlara göre tam 20 bin işçi iş cinayetinde can verdi. Onlarla birlikte ailelerinin hayatı da sönüp gitti. Mayıs ayında hedef sıfır kaza kampanyası başlattınız. Bakan 4 ayda sıfır kaza sözü verdi. Ama ne yazık ki 4 ayda ülkede iş kazaları katliamla sonuçlandı. 750 işçi bu süreçte hayatını kaybetti. Üstelik ölenlerin 50'den fazlası çocuk yaştaydı. Bunların sorumlusu elbette ki sizin iktidarınızdır. Bir bakan verdiği sözü tutmadığı zaman yapması gereken tek şey istifa etmesidir. Bakın, dün Hollanda Savunma Bakanı iki askerin ölümden sorumluyum dedi ve istifa etti. Burada 753 candan söz ediyorum. Ama ne yazık ki hiçbir bakanın umrunda bile değil. Soma'da 301 insan öldüğünde fıtrat dediniz. Şimdi her ay ülkenin bir yerinde bir Soma yaşanıyor. Ama kimsenin sesi, soluğu çıkmıyor. Bize işçi haklarını anlatmayın. İşçi dostuyuz, sakın demeyin. İşçiler en çok sizin iktidarınız döneminde mağdur edildi. Geçmişte grev yaparken boy boy fotoğraf veren AKP'nin genel başkanı o halden istifadeyle grevleri yasakladım diyor. Kendi yandaşlarınız işleri daha çok sömürsün diye mi grevleri yasaklıyorsunuz? Devrik Başbakan Davutoğlu bundan yaklaşık 2 yıl önce 28 Ekim 2015'te taşeron işçisi olanları kadroya alacağız diye söz verdi. 2 yıl önce taşerona kadro sözü verdiniz ama sözler yalan oldu ve bu insanları aldattınız. Tekrar seçim yaklaşınca insanları kandırmaya devam edecek misiniz? Artık halkımız sizin yalanlarınıza asla inanmamaktadır. Tarihi işi tekmeleyen Yusuf Yerkelleri, millete küfreden Cengizleri, işçiye asgari ücret çok görüp lüks ve şatafat içinde yaşayanları, o halden istifadeyle işçilerin sesini kısanları, halkın parasıyla kaçak saray diktiren Muaviye'yi, zulümle hüküm sürmek isteyen Yezid'i değil, tarih tüm bu karanlığa karşı insanlık için direnen Hüseyinleri yazacaktır. Biz Hüseyinlerin yolundayız. Biz işçinin, emekçinin yanındayız. Biz sosyal devletten, haktan, hukuktan, adaletten yanayız. Biz mağdurdan yanayız. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.